Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Farklı bir çalışma ile karşınızdayım. Amigurumi tariflerimi yayınlıyorum. Görüyorsunuz yeni tariflerimi örüyoruz birlikte, yeni teknikler öğreniyoruz. Benim diğer profesyonel olduğum bir konu da dantel arkadaşlar. Dantel de örüyorum, dantel örmeyi de çok seviyorum. Biliyorum ki aranızda da seven ve öğrenmek isteyen arkadaşlarımız mutlaka vardır. Arada sırada böyle tarifler vermeyi de düşünüyorum. Videomun yorum kısmına da düşüncelerinizi ve bu konuda taleplerinizi, isteklerinizi bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Ben çalışmamda koton iplik kullandım. Kullandığım ipin markasını da videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Tabii dantel ipiyle de kalın dantel ipleriyle de örebilirsiniz. Nerede kullanacağınıza bağlı tabii ki. Nerede kullanmak istediğinize bağlı. Beyaz iplik kullandım, ördüm. Kırmızı iplikle de örebilirsiniz. Kırmızıyla da çok şık duruyor. Ben hazırım arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız kar tanesi modelinin nasıl örüldüğünü haydi hep birlikte örelim ve öğrenelim. Başlangıçta sihirli halka ile başlıyorum. İpliği kendime doğru çevirip kesişme noktalarından parmağımla sıkıştırıyorum. Şimdi bir tane zincirle bağlıyorum buradan. 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 ipliği çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Sırayı ilk zincirin içine batarak, bakın ilk zincirimiz bu. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir zincir kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi ikinci sırada 2 tane zincir çekeceğim. İkili trabzan öreceğim. Aynı zincirin içine birleştirme yaptığım zincirin içine ikili trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Tekrar aynı zincirin içine 2 tane ikili trabzan öreceğim. 1, 2, 3 tane zincir, 1, 2, 3. Yine aynı zincirin içine 2 tane ikili trabzan. 3 tane zincir, 1, 2, 3. Bir sonraki zincirin içine 2 tane ikili trabzan. 2, 3 zincir. Bir sonraki zincirin içine 2 tane ikili trabzan. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Bir sonraki boş zincirin içine 2 tane ikili trabzan. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Sırayı başlangıçta 2 tane zincir çekmiştim. Üstteki zincirin içine bir zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Bakın böylece 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bacak çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. 3. sıradayız. Şimdi ikili trabzanlar örmüştük arkadaşlar. Onun üstüne bir tane sık iğne öreceğim. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ikinci zincirin içine, ikinci zincire bir tane zincir kaydırma örüyorum. 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine İkinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma örüyorum. 8 tane zincir çekeceğim. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yere bir tane daha zincir kaydırma örüyorum. 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine aynı yere bir tane zincir kaydırma örüyorum. Çalışmamızın görüntüsünün ekranda gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Şimdi bakın, bir altta bir tane örmüştük ya. Onun zincir kaydırmasını ördüğümüz zincirin içine, yani bu ikinci zincirin içine, buraya bir tane zincir kaydırma yapıyorum. 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine aynı yere, bakın buradayız. Aynı yere bir tane zincir kaydırma öreceğim. Ve burayı tamamlıyorum. Çalışmanın görüntüsünün arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Tekrarlarını yapacağım, devam edeceğim. Şimdi bakın, ikili trabzanların üstüne buraya bir tane zincir kaydırma örüyorum. Ve buradaki boşluğa atlayarak örmeye devam edeceğim. 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bu boşluğun içine 3 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Geliyorum ikili trabzanların üstüne. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma öreceğim. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine ikinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma örüyorum. 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine aynı yere, buraya ikinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma örüyorum. 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine aynı yere bir tane zincir kaydırma örüyorum. Diğer taraftan örmeye devam edeceğiz. Şimdi alttaki ördüğümüz yere, bu ikinci zincir oluyor. Baştan ikinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma örüyorum. 8 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine aynı yere bir tane zincir kaydırma örüyorum. Şimdi ikili trabzanların üstüne bir tane zincir kaydırma örüyorum. Geliyorum bu boşluğa. 3 tane sık iğne. 1, 2, 3, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı yere bu boşluğa 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Şimdi ikili trabzanların üstüne geliyorum. Buraya bir tane sık iğne, 8 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma örüyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma öreceğim. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yere bir tane zincir kaydırma. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı yere bir tane zincir kaydırma.
Sonra geliyorum alttaki ördüğüm 8 zincirlik kısma. İkinci alttan ikinci zincir oluyor. Buraya bir tane zincir kaydırma örüyorum. 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine aynı zincirin içine bir tane zincir kaydırma. Yani aynı zincir dediğim bu alttaki ördüğümüz kısma bir zincir kaydırma. Şimdi geliyorum ikili trabzanların üstüne. Buraya bir tane zincir kaydırma yapıyorum. Boşluğa atlıyorum. 3 tane sık iğne. 1 2 3 5 zincir. 1 2 3 4 5. Aynı yere boşluğa 3 tane sık iğne. 1 2 3 İkili trabzanların üstüne bir tane sık iğne. Şimdi 8 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. İkinci zincirin içine bir zincir kaydırma. Yani alttan ikinci zincirin içine. Şimdi 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine alttan ikinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma. 8 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi aynı yere buraya bir tane zincir kaydırma. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi aynı yere bir tane zincir kaydırma. Yani üçünü, tepedeki 3 taneyi aynı yere örüyoruz. Zincir kaydırmaları. Şimdi bir alttaki altta ördüğümüz birinci 8 zincirlik bölüme zincirinin içine, yani alttan ikinci zincir oluyor. Onun içine bir tane zincir kaydırma. 8 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi aynı zincirin içine buraya bir tane zincir kaydırma. Şimdi geliyorum ikili trabzanların üstüne. Buraya bir tane zincir kaydırma örüyorum. Şimdi bundan sonraki 3 tane boşluğu da arkadaşlar bu örnekleriyle göstermiş olduğum gibi örüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi oluyor kar taneleri. Daha sonra işimiz bittiğinde arkadaşlar ters taraftan ütülediğinizde muhteşem bir görüntü oluşacak. Ütülemeniz şart. Ütülemek gerekiyor. Ya da bu iplikleri sertleştirecek bir takım malzemeler var. O suların içinde bekletip ütülediğiniz zaman da daha sert bir görüntü olabilir. Şimdi diğer boşlukları da öğretmiş olduğum gibi örelim ve çalışmamızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Tabii böyle kalmayacak. Şimdi bu çalışmayı arkadaşlar ben tersten ütüleyeceğim ve ütülenmiş haliyle size göstereceğim. Evet arkadaşlar, ben çalışmamızı ütüledim. Bakın gördüğünüz gibi tersten ütüledim. Tersten ütülerseniz daha düzgün olacaktır. Şöyle açtırarak, düzgün bir şekilde açarak, düzelterek siz de ütülersiniz. Sertleştirici kullanmaya gerek var mı? Bence yok. Sertleştirecek herhangi bir madde kullanmamıza gerek duymadım. Ütülemeniz yeterli. Kırmızı rengi de çok güzel duracaktır. Masalarınızı süsleyecektir. Kar tanelerini ben çok seviyorum arkadaşlar. Böyle değişik bir çalışmayla karşınıza gelmek istedim. Umarım bu tarifi de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir. Yayınladığım videolardan, yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.